Bu aslında çok katmanlı bir süreç sonucunda ortaya çıkacak. Şimdi partilerin kendi içlerinde bazı klikler var. Partilerin birbirleriyle olan müzakereleri var. Bir de halkın isteği var. Yani aslında sadece anketlerde çıkan sonuçlara göre karar verilmiyor. Siyasi parti kurumsallığı da burada bir rol oynuyor. Siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkileri de bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu anketlerde en yüksek görünen adayların mutlaka aday olacağı anlamına gelmiyor. Yani bu kadar kolay bir iş değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında içerdiği yetkiler açısından çok başa bela bir pozisyon. Oraya getireceğiniz birisinin o yetkileri kullanmaması için aslında muhalefet getiriyor. Yani şu anda muhalefetin temel söylemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yetkilerini tam olarak kullanmak değil, tam olarak kullanmamak üzerine oturmuş durumda. Ve dolayısıyla bu biraz da o koltuğa oturacak kişinin siyasi kariyer beklentisi, kendi kişilik özellikleri ve içinde bulunduğu siyasi network'ün iyi analiz edilmesini beraberinde getiriyor. Bu açıdan hani eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yetkilerini kullanmayacaksa olabildiğince siyasi hırslarından arınmış, olabildiğince siyaseten kıdemli ve tecrübeli insanların ve bir şekilde toparlayıcı insanların ve parlamenter sisteme geçiş sürecini idare edebilecek insanların adaylık ihtimali daha yükseliyor zaman içerisinde. Bunu söylemek gerekir. Benim görebildiğim kadarıyla burada iki tane grup var. Bir belediye başkanları, yani şu ana kadar yönetenler grubu var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bir de siyasetçiler grubu var. Yani ülke siyaseti hakkında yorum yapmış, risk almış, bir şekilde siyasi atmosferi şekillendirmeye çalışmış isimler. Bunlar da Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunlar arasında bir tercih yapılacak. Ben siyasetçilerin daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Özellikle yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Meral Akşener'in adaylığı konuşuluyor. Bu isimlerin Cumhurbaşkanlığı makamını yönetmek için değil, yönetmemek için ve bir şekilde parlamenter sisteme geçiş için kullanabileceği kanaatindeyim. Öte taraftan belediye başkanları biraz yönetim background'undan geldikleri için Cumhurbaşkanlığını yönetim için bir enstrüman olarak kullanabilirler tekrar. Böyle bir durum var.